Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Bugün Aşure'nin 10. günü. Malum Aşure'yi aslında Aşure günü Aşure kaynataraktan tekkede yapıyorduk. Bir tarafımız hüzün, bir tarafımız sevinç. Hüzünlenelim mi, sevinelim mi? Kendi kendimize bu konuda bir yere oturtturmuyorduk. Bundan sonra Allah izin verirse inşallah Aşure'nin hangi günü olursa olsun onun cumartesine Aşure'yi kaynatacağız. O Aşure günü de inşallah Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh Hazretleri ile alakalı sohbet etmeye gayret edeceğiz. Malum Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerine kadar bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle memur kılınmışlar. Allah kendisinin tanınmasını, bilinmesini ve kendisine ibadet edilmesini, zikredilmesini peygamberler üzerinden insanlara anlatmış, peygamberler üzerinden tebliğ ettirmiş. Ve Adem'den itibaren yeryüzünde hak ile batılın mücadelesi başlamış. Aslında Adem'den itibaren dediğimizde bu insanları bağlıyor. Bu hakla batıl mücadelesi insanlardan önce de dünyada cinni taifesi tarafından başlanmış. Hak batıl savaşı cinnilerin arasında da olmuş. Cinniler kendi aralarında uzun seneler mücadele etmişler. Uzun seneler savaşmışlar. Sonuçta birbirlerini katletmişler. Dünya enteresan bir gezegen. Cinnilerden sonra Cenab-ı Hak insanı yaratmayı murat etmiş. İnsanı yaratmayı murat edince melaikeler demişler ki sen yeryüzünde fitne fesat çıkaracak bir varlık mı yaratıyorsun? Allah da siz bilmezsiniz, Allah bilir demiş. Ve insanı yaratmış. Ve insanı yarattıktan sonra o insan cennetten kovulacak, dışarı çıkaracak sebep olmuş, yasakları delmiş ve cennetten çıkarılmış. Ama o insan cennetten çıkarılmakla kalmamış. Yine dünya üzerinde fitne fesada haksızlığa devam etmiş. Ve ilk kan döken Hazreti Adem'in kendi oğlu Kabil olmuş. Kabil bu manada haksızlığa, hukuksuzluğa devam etmiş. Adem'den sonra Cenab-ı Hak yine kendi oğlu olan Şit gelmiş. Şit'in peygamberliğinde hak mücadelesi devam etmiş. Şit her ne kadar Kabil'i ve ordusunu mağlup etse de kötülük yeryüzünde hüküm sürmeye devam etmiş. Ta ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gelmiş. Bütün peygamberler bu arada Cenab-ı Hakk'ın onlara emretmiş olduğu vahyi insanlara tebliğ etmişler. İnsanlara anlatmışlar. İnsanların kimisi iman etmiş, kimisi iman etmemiş. Kimisi yine Kabil'in yolunu seçmiş.
heva hevesine uymuş, nefsine uymuş, Habil'leri katletmiş, nice peygamberleri katletmişler ve gün olmuş, devran dönmüş, Hazreti Hüseyin Efendimiz'e sonuçta kader vaki olmuş. Tabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de Adem aleyhisselamdan kendisine gelinceye kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberler gibi hakkın savunucusu olmuş, batılla mücadele etmiş, Cenab-ı Hakk'ın ona emrettiği, vahyettiği dini insanlara anlatmış ve insanlara bir yol bırakmış. Sünnet-i Resulullah bütün insanlara bırakılmış olan, vasiyet edilmiş olan, vahyedilmiş olan bir yoldur. Sünnet-i Resulullah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra Kur'an'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uyanlara bir ışık olmuş, bir yol olmuş, o yolda devam ettirilmesi emrolunmuş. Çünkü Cenab-ı Hak bütün peygamberlere kitapla beraber hikmet vermiş. Kitapla beraber biz size bir hikmet verdik demiş. Aynı şekilde de Hazreti Muhammed Mustafa'ya da söylemiş. Ve demiş seni peygamber olarak gönderdik. Bu kitabı okuyup, anlayıp anlatasın diye demiş. Ve o da okumuş, anlamış, anlatmış bize. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ecel bu noktada onun da üzerinde vaki olmuş. Ceseden bu dünyadan göçüp gitmiş. Ardından aşere-i mübeşşere toplanmış 10 tane sahabe kendi içlerinden bir halife seçmişler. O Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri olmuş. Ona da ecel vaki olmuş. Ardından Hazreti Ömer Efendimiz'i seçmişler. Ona da ecel vaki olmuş. Hazreti Osman Efendimiz'i seçmişler. Ona da ecel vaki olmuş. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini seçmişler. Ona da ecel vaki olunca sıkıntı başlamış. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri zamanında onun seçiminde zaten sıkıntı başlamış ama o esnada bu sıkıntı fazla yayılmamış. Sıkıntı şuydu. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri zamanında Şam valisi olan Muaviye Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin halifeliğine karşı çıkmaya çok yeltelendi. Hatta diyebiliriz ki karşı çıktı. Ama bunu bir şekilde elde edememişti. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri şehit edilince tabi kimler şehit etti, için etti, ne oldu, arkasında kimler vardı, hangi olaylar zuhur etti, Hazreti Osman Efendimizin şehadetinde arkasında kimler vardı, ne olaylar vardı, ne olaylar zuhur etti de bunlar o noktaya geldi. Hazreti Osman Efendimiz muhasara altındayken Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri ve Hazreti Hüseyin ile Hazreti Hasan ile ona yemek götürürken, su götürürken, onları yedirip içirirken, onu muhafaza ederken, korurken, Hazreti Osman'ı muhasara eden o insanlar, toplanıp gelen insanlar kimin desteğiyle toplanıp geldiler? Onlar kimin desteğiyle Medine'nin dışında durdular? Kimin desteğiyle Hazreti Osman gibi bir halifeyi şehit etme cesaretinde bulundular? Bunların tabi İslam dünyası, İslam tarihçileri kendilerince habire bunu tartışmışlar. Herkes bir şeyler söylemiş. Herkes bir şeyler demiş.
Herkes kendince bir bakış açısı yakalamış. Bunlar bizim işimiz olmasa gerek diye düşünüyorum. Ama bunları da böyle bir dipnot düşmek, buraya da bir soru işareti koymak gerekli diye düşünüyorum. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin halife seçiminde de tabiri caizse entrikalar dönmüş, değişik sıkıntılar, problemler olmuş ama sonuçta bastırılmış. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri ne yazık ki Medine-i Münevvere'den çıkmış ve Medine-i Münevvere'den çıktıktan sonra Küfe'de devam etmiş. Tabi belki de Medine-i Münevvere'de devam etseydi daha fazla mı kan dökülürdü, daha az mı dökülürdü? Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri bu konuda ne düşündü, nasıl içtihat etti? Bu da bizim alanımızın dışında bu gecelik. Tabi Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri ecel vaki olduktan sonra Küfeliler, çünkü seçimi yapacak olan aşere-i mübeşşere kalmadı. Aşere-i mübeşşerenin hepsi de son kalan Hazreti Ali Efendimiz'di hatırladığım kadarıyla. O da vefat edince seçim yapacak aşere-i mübeşşere kalmadı. Ve Küfeliler ve bir kısım Müslümanlar halife olarak Hazreti Hasan Efendimiz'e biat ettiler. Hazreti Hasan Efendimiz'in 6 aylık kadar bir halifeliği var. Hazreti Hasan Efendimiz'e Küfeliler ve devletin organları bu noktada işte diğer şehirler kabul edenler bu noktada Hazreti Hasan Efendimiz'e biat ettiler. Ama Muaviye Hazreti Hasan Efendimiz'e biat etmedi. Muaviye'nin biatı gerçekleşmedi. Ve Muaviye'nin biatı gerçekleşmeyince Hazreti Hasan Efendimiz daha böyle munis, daha böyle savaştan yana değil, daha böyle kendi hakkından, kendi hukukundan feragat edebilecek bir kimse. Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay sonra biatını komple Muaviye'ye yönlendirdi. Ve halife olarak, devlet başkanı olarak Muaviye'ye biat ederekten Muaviye ve taraftarlarıyla Hazreti Hasan Efendimiz ve taraftarlarını savaşmaktan kurtardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de zaten Hazreti Hasan Efendimiz'i göstererekten işte bu benim oğlum, iki grubun, iki ordunun savaşmasını önler, barış yaptırır diye hadis-i şerifi de vardı, işareti vardı. O işaretle Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh hazretleri Muaviye ve avanesiyle Hazreti Hasan Efendimiz'e biat edenleri bir şekilde savaştan kurtardı. Yani savaşmaktan kurtardı. Ümmet-i Muhammed birbirine kılıç çekmekten, birbiriyle savaşmaktan kurtulmuş oldu. Muaviye Mekke devletinde vazife almış bir devlet adamıdır. Mekke şirk devletinde. Mekke şirk devletinde önemli vazifeler olmuş. Ümeyye oğulları olarak isimlendirilen bu sülale daha önce de Mekke şirk devletinde önemli vazifeler yapmışlar. Devlet idare etmişler. Devletin önemli organlarında yer almış. Mekke devletinde nasıl bir devlet yönetilir, bir devlet yönetim biçimi nasıl olur, nasıl savaşılır, nasıl bu noktada vergi toplanılır, nasıl bu noktada ganimet toplanılır, bu konuda çok maharetliler. Zaten Şam valisi ama devletin içerisinde
tabiri caizse ikinci bir baş. Bir tabiri caizse paralel yapılanma var yani. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerinin zamanından başlayan böyle bir yapılanma var. Ama Hazreti Osman Efendimiz de Muaviye akrabalar. Yani o böyle yakın akrabalar aynı zamanda da. Hazreti Osman Efendimiz'e açıktan karşı durmuyor hiç Muaviye. Ama onun şehit edilmesine de, bu benim kendi tırnak içerisinde söylediğim şey, onun şehit edilmesine de seyirci kalıyor. Müdahale etmiyor. Bunu zaman zaman sohbetlerde anlatırım ya, yani 5000 kişilik tam teçhizatlı, bugünkü özel birlikler gibi birliği var. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerinin evi muhasara altına alınca yaklaşık 3000 kişiyle, o 5000 kişiyle onlara müdahale etmiyor. Diyor ki, benden bir haber gelmeyince, benden bir emir gelmeyince asla müdahale etmeyeceksiniz diyor. Ve o 5000 kişilik ordu Medine-i Münevver'in dışında Mısır tarafından gelen 3000 kişilik o Hazreti Osman Efendimiz'e isyan eden bayiler de yine Medine'nin başka bir dışında, başka bir yerde konuşlanmış vaziyette. Yani bunlar Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerini katledecekler, muhasara altına almışlar. Yani halifelikten düşürmeye çalışıyorlar. Ama halifelikten normalde bugünkü sistem gibi düşmesi mümkün değil. Ancak katledilmesi lazım, öldürülmesi lazım. Ancak şehit edilmesi lazım. Şehit edilmediği müddetçe halifeliği kendiliğinden normalde Hazreti Osman Efendimiz'in bırakması mümkün değil. Ve Muaviye'nin göndermiş olduğu 5000 kişilik özel teçhizatlı birlik, Hazreti Osman Efendimiz şehit edildikten sonra hiçbir şey olmamış gibi Şam'a geri dönüyor. Yani orada asayişi sağlama, Hazreti Osman Efendimiz'in şehit oluşunu önleme gibi bir çabaları yok. Ve dönüyor ve zaten Muaviye bu manada kendince kendi tezgahını hazırlamış. Kendisinin halife seçileceğinden o kadar emin ki, tabiri caizse ulufeler dağıtılmış, yani para dağıtılmış. Şam valiliği Medine'deki devletten daha zengin ve daha dirayetli. Medine'de atıyorum 50 bin altın varsa, Şam'da 250 bin altın var. Medine'de 1000 asker bakabiliyorsa, Şam 10 bin asker bakıyor. Bakın, Şam 10 bin asker bakıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Mekke'den Küfe'ye gelinceye kadar 70 kişilik grubu 1000 kişinin üzerinde bir asker takip ediyor, muhasara altına alaraktan. O gün için 1000 kişilik tam teçhizatlı bir askerin normalde Mekke'den Küfe'ye kadar, daha doğrusu Küfe'ye de yola çıkmış ama Küfe'ye varamıyor ya, Kerbela'ya kadar geliş noktasında 1000 kişilik bir ordu onları muhasara altına alaraktan götürüyor. Yani bu ne demek? Yani siz yola çıkmışsınız, velev ki duracaksınız, duramıyorsunuz. Velev ki yön değiştireceksiniz, değiştiremiyorsunuz da. Siz ne sağa gidebiliyorsunuz, ne sola gidebiliyorsunuz, ne de geriye dönebiliyorsunuz. Siz Küfe'ye doğru yola çıkmışsınız ama 1000 kişilik bir eşkıya var. O 1000 kişilik eşkıya ordusu sizi bila mecbur bir istikamette götürüyor. Bu 1000 kişilik ordunun iaşesi, yemesi, içmesi, maaşı, ulufesi. Çünkü bu 1000 kişilik ordu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin gözünün nuru,
Hazreti Hüseyin Efendimiz'i şehit edecek. İnsanlar bir an geldiğinde burkuluyorlar. Burkulunca ulufeler dağıtılıyor, paralar dağıtılıyor, fetvalar veriliyor. Ve onun ulul emre itaatsizliği söz konusu olduğunu söyleniyor. Ulul emir kim? Muaviye'nin oğlu Yezid. Ve Muaviye kendi halifeliğinden sonra, kendi sağlığında oğlu Yezid'i halife ilan ettiriyor. Ve kendi sağlığında oğlu Yezid'in halife ilan ettirilerekten herkesin biat etmesi emrediliyor. Biat etmeyen valilikler görevden alınıyor. Bakın, biat etmeyen valilikler görevden alınıyor. Biat etmeyen komutanlar görevden alınıyor. Ve valilerin maaşları, komutanların maaşları yüksek derecede. Bakın, yüksek derecede. İnsanlar o maaşları, o şatafatı, o şatahatı terk edemiyor. Ve hepsi de Yezid'e, Muaviye'nin sağlığında. Dikkat edin. Biat etmeye başlıyorlar. Biat etmeyen, mesela Medine-i Münevvere'deki daha önceki vali biat etmemiş, onu hemen değiştiriyorlar. Ardından biat edecek olan bir vali atanıyor. Çünkü Muaviye henüz daha sağ. Mesela Mekke'nin valisi biat etmek istemiyor, değiştiriliyor. Yemen'in valisi biat etmek istemiyor, değiştiriliyor. Mısır valisi zaten daha önce atanmış. Bu noktada yani Muaviye, Yezid kendisi ölür ölmez hemen halife olacak, alt zeminini oluşturuyor. Alt zemin olarak ona biat etmeyecek olan valiler değiştiriliyor. Bir devlet var, devletin başında da bir halife var. Bu halife de Muaviye. Oradaki de vali kim? Devletin valisi. Azlederse valiliği kalmıyor, yerine başka bir kimse atanıyor. Bir komutan, genelkurmay başkanı, eğer normalde biat etmezse, karşı çıkarsa azlediliyor, yerine başka birisi oluyor. İşte bir birliğin komutanı biat etmezse azlediliyor, yerine başka birisi giriyor. Ve azledilenlerin böyle bir yerlerde ölü bulunduğu, azledilenlerin katledildiği, azledilenlerin değişik sıkıntılara, değişik problemlerle karşılaştığı, azledilenlerin sonuçta bir şekilde herhangi bir şeyden dolayı ölü bulunduğu, öldürüldüğü görülüyor. Mesela bu noktada artık o geride kalan valiler de ama can korkusuyla, ama dinar sevgisiyle, ama can korkusu, ama altın sevgisiyle hepsi de biat etmeye hazırlanıyorlar ve hazırlar. Evet, yine Muaviye'de sonuçta ecel vaki oluyor. Muaviye vefat edince Yezid hemen yönetime geçiyor ve Yezid'in ilk yaptığı şey şu oluyor. Medine valisine haber gönderiyor. Diyor ki Hazreti Hüseyin'i biat etmeye zorlayın. Eğer biat etmezse katledin. Vali Hazreti Hüseyin Efendimiz'i davet ediyor. İşte onu biat etmesini söylüyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz zeki. Diyor ki burada sana biat etmem senin için bir anlam kazanmaz. Sabah olsun diyor. Bütün halkı toplayalım. Bütün halkın önünde diyor ben biat edeyim. Böyle biat etmemin bir anlamı yok diyor. Vali diyor ki doğru söylüyorsun. O zaman diyor bu gece bana müsaade et. Ben diyor bütün herkese de haberdar edelim. Yarın ben diyor törenle biat edeyim. Harp, huta, hiledir. Hadis-i şerif var ya, harp hiledir, harp hiledir, harp hiledir diyor üç sefer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Hazreti Hüseyin Efendimiz feraset ehli, kalbi ilham alan kimse, bütün akrabalarını, bütün çocuklarını, her şeyini topluyor. Çünkü geride kalanları katledecekler. Hepsini de toplayıp gece
Mekke'ye yola çıkıyorlar. Gece. Tabii Mekke'de de kimler var? Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah var. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah var. Yani o kendilerince yaşıt, kendinden az bir şey daha yaşlı olan sahabeler var orada. Onlar bu Muaviye'nin tavır ve davranışlarından dolayı rahatsız olanlar Medine-i Münevvere'den Mekke'ye gidiyorlar. Çünkü Mekke emin. Orada hiç kimsenin birisine kılıç çekmesi mümkün değil. Hiç kimsenin orada Beytullah'ın içerisinde, Mekke'nin içerisinde kan dökmesi mümkün değil. Sahabenin bu manada büyükleri, tabiri caizse üçüncü kuşak büyükleri, öyle diyeyim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında işte genç 13 yaşında, 15 yaşında, 18 yaşında olanlar, bunların hepsi de büyük bir çoğunluğu, yani hem dini anlama ve anlatma, etrafta bu noktada mücadele etme, cihad etme noktasında olanlar Mekke'ye hicret etmişler ve Medine-i Münevvere'den geriye dönmüşler. Hazreti Hüseyin Efendimiz bütün akrabalarıyla beraber, etrafındaki ailesiyle beraber gece hızla, sessizce tekrar nereye? Mekke-i Mükerreme'ye geri dönüyor. Ve Mekke-i Mükerreme'ye geri döndüğünde o günün Mekke valisi ona dokunmuyor. Onunla herhangi bir şey yok. Sonra zaten Mekke valisini de değiştiriyor Yezid. Ve Küfeliler bu arada Hazreti mektup gönderiyorlar. Biz babanızın ve abinizin yolundan gitmek istiyoruz. Size biat etmek istiyoruz diye. Hazreti Hüseyin Efendimiz, amcasının oğlu neydi? M ile başlayan. Aklıma gelmedi. Onunla Akil'i gönderiyor. O da amcasının oğlu. Onlar Küfe'ye gidiyorlar. Küfe'de yaklaşık 18 bin kişi birden biat ediyor onlara. Onlar haber gönderiyorlar. Diyorlar ki Küfe'de bir sıkıntı yok. Yaklaşık 18 bin kişi bize biat etti. Seni bekliyoruz. Hatta Yezid'in valisinin evini muhasara altına alıyorlar. Ama ardından kendi içlerinde Yezid'in adamları onlara geliyor, para dağıtıyor. Bir kısmına müthiş paralar dağıtılıyor. Müthiş paralar dağıtılınca komutanların bir kısmı geri çekiliyor. Askerler geri çekiliyor. Yavaş yavaş, yani bir hafta içerisinde, örneğin 3 gün içerisinde, 5 gün içerisinde muhasarada hiç kimse kalmıyor. Bakın, muhasarada hiç kimse kalmıyor. Kimse nöbet yerinde durmuyor. Bu arada da tabii bunu haberdar olan Yezid bin kişilik orduyla bir komutanı görevlendiriyor. Hatta komutan Hazreti Hüseyin Efendimiz'i şehit etme, onu öldürme noktasında durmadığından onu da azlediyorlar. Yerine başka bir kimse geliyor. Yerine başka bir kimse gelince o da öldürmek istemiyor aslında. Fakat onu diyorlar ki böyle böyle, biz yapmayacaksan sen de azdı olacaksın, perperişan olacaksın. O bu noktada onun savaşmaya devam ediyor. Tabii bu savaş esnası, savaşta olanlar, bu normalde işte neler yaşandı, neler yaşanmadı, bununla alakalı birçok rivayet var. Birçok. Tabii bu rivayetlerin içerisinde Şia kaynaklı olanlar var. Şia kaynaklı olmayanlar var. Gerçekten bu meseleyi böyle bir ilmi doğrultuda anlatanlar var. Bunun normalde genel doğruları olmakla beraber bu meselenin içerisinde değişik kaynaklardan değişik rivayetler de girmiş. Bunun içerisinde bunu cımbızlamak, bunun içerisinde hani bunun şöyle olduydu, böyle olduydu derken, hani İmam Şafii'nin dediği gibi Allah diyor bizim kılıcımızı sakladı, dilimizi de saklasın meselesi,
Bu noktada ben bunların içerisine çok böyle sizin kafanızı karıştırma korkusuyla girmek istemiyorum. Çünkü Şia kaynakları var. Şia kaynaklarda daha farklı anlatımlar var. Şia'nın içerisinde farklı fraksiyonların farklı anlatımları var. Bu biraz bu mesele Şia'da farklı algılanıp farklı anlatılıyor. Tabii Sünni diye nitelendirilen tarafta da farklı durulan noktalar var. Çünkü yani her ne kadar normalde işte Sünni görünse de bir kısmı mesela Ehl-i Beyt'e düşman olan kimseler var. Ehl-i Beyt'i çok sevmeyen insanlar var. Ehl-i Beyt'i çok sevenler var. Veya Ehl-i Beyt'i çok sevdiğini belli edemeyenler var. Kendilerinde bir Şia korkusu var. Hani biz Ehl-i Beyt'i seversek bize Şia mı derler? Ondan sonra bize Alevi mi derler? Bize şöyle mi derler? Böyle mi derler? Korkusu yaşayan insanlar da var. Mesela ehli tasavvufun büyük bir çoğunluğu bunu yaşıyor. Veya cemaatler veya da belli tarikatlar bunları yaşıyor. Bunun bu noktada herhalde içlerinde en cesaretli olanlarından birisi biziz. Biz ehli beyti severiz. Ehli beyti sevmenin imandan olduğunu inanırız. O yüzden ehli beytle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. Bunu da her tarafta dile getiririz. Her tarafta dile getirdiğimizden dolayı mesela ben yeni derviş olduğumda bizimle alakalı diyorlardı ki bunlar Alevi mi? Siz Şia mısınız? Gibi Bayındır'da bize bu lafları söyleyenler vardı. Ödemiş'e gittiğimizde Ödemiş'te söylediler. Bursa'ya geldiğimizde Bursa'da söylediler. Hatta Şeyh Efendi için bile Bayındır'da şeyde Tire'de ondan sonra etrafta öyle sözler söylüyorlardı ki işte o Alevi dedesi yani işte şöyle işte böyle diye Allah rahmet eylesin. Hatta ben ilk normalde işte Alevi dedesi filan diyorlar. Benim umurumda değil, ben rüyamda görüyorum diye umuruma katmıyorum. Ben ilk Nevşehir'e gittiğimi hatırlıyorum. İlk Nevşehir'e gittiğimde hani böyle söylüyorlar ya, bakıyorum ediyorum durumlarına, vaziyetlerine kendimce. Yani böyle bir şey yok. Ondan sonra Bayındır'a geldiğimde ben böyle söyleyenlere dedim ki elinizde bir delil var mı, yok, iftira atıyorsunuz dedim. Gittim evine baktım, dergahına baktım. Çoluğu çocuğuyla tanıştım, eşiyle tanıştım, çocuklarıyla tanıştım. Siz iftira atıyorsunuz diye söylüyordum ama yani mesele zaman içerisinde ben de anladım ki yani bizim dergahımız Ehl-i Beyt'i seven bir dergah. Bizim eski ilk benim ders bizim ders kağıtlarımızda Hazreti Hasan Efendimiz de Hazreti Hüseyin ve 72 şühedaya diye, Şehid-i Kerbela diye bağışlamanın içinde var idi. Bunu böyle işte siz bunlara bağışlıyorsunuz diye bir ara ders kağıtlarını değiştirmişti Şeyh Efendi Hazretleri, Allah rahmet eylesin. Dedi Mustafa Efendi, bunlar var diye oğlum dedi, bizi dedi Şia zannediyorlar, bizi Alevi zannediyorlar demişti. Şimdi tabii kendilerince Sünni olarak vasıflandıran kimseler Hazreti Ehl-i Beyt'e muhabbetlerini ve sevgilerini göstermekten korkmuşlar. Hala da korkuyorlar. Bakın hala da korkuyorlar. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i, Hazreti Hasan Efendimiz'i sevdiklerini, Ehl-i Beyt'i sevdiklerini açıklamaktan da korkuyorlar. Bununla alakalı bir çalışma yapamıyorlar. Bununla alakalı bir özel bir gece yapamıyorlar. Özel bir gece tanzim edemiyorlar. Yani o tabiri caizse siz Alevisiniz veya da siz Şiasınız yaftasından korkuyorlar. Korkmuyoruz elhamdülillah. Biz Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Hazreti Hasan Efendimiz'i de, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i de seviyoruz. Ama bunun içerisinde
Hazreti Hasan Efendimiz'in şehit edilmesi ayrı bir acı, ayrı bir hikaye. Aslında Hazreti Hüseyin Efendimiz bu noktada o yüzden belki de insanların gönüllerinde farklı bir yer yapıyor. Müminlerin gönüllerinde farklı bir yer yapıyor. Yoksa fiziki olarak da belli noktada ahlak olarak da Hazreti Hasan Efendimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine en fazla benzeyen. Bakın en fazla benzeyen her şeyle. Yürüyüşüyle, duruşuyla, fiziğiyle, yüzüyle. Üst tarafı tamamiyetle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine benziyor. Yumuşaklığı, hoşgörüsü, affediciliği, cömertliği, problem çözmesi, insanların arasını bulması, tam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine benzeyen bir torun. Aslında torun da diyemiyoruz. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onlar için evlatlarım diyor. Herkesin diyor soyu, herkesin soyu oğuldan geçer. Benim de diyor soyum bunlardan geçer diyor. Hazreti Hasan Efendimiz'e, Hazreti Hüseyin Efendimiz'e. Zaten her ikisinin ismi de o güne kadar Arap Yarımadası'nda konulan alışılmış isimlerden değil. Hatta hiç bilinmiyor. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin ismi o güne kadar Arap Yarımadası'nda alışılmış, devamlı konulan isimlerden değil. Bilinmeyen isimlerden. Bilmiyor Araplar. Hazreti Hasan isim olarak Hasan nedir? Hüseyin nedir? Ne manaya gelir? Bilmiyorlar. Yani ben bunu böyle biraz daha üzerinde farklı bakıyorum. Allah alem normalde biz onu şu dilden bu dilden deme noktasında değilim ben. Onların isimleri direkt Cebrail aleyhisselam tarafından vahiy yoluyla konulmuş isim olarak görüyorum. Çünkü o isimleri ben Arapça'da görmüyorum. Kendimce inanışım. Kabul etmek zorunda değil hiç kimse. Ama şunu kabul etmek zorunda herkes. O güne kadar Arap Yarımadası'nda o bölgede Hasan ismini koyan hiç kimse yok. Hüseyin ismini koyan hiç kimse yok. Tabii zaman içerisinde bu Anadolu'ya da sirayet etmiş bir dönem. Bir dönem hani Ahmet, Muhammed, Mustafa, Hasan, Hüseyin, Ali bu isimleri kullanmamışlar, koymamışlar. Sebebi şu, bize Şia derler, bize Alevi derler diye koymamışlar. Yani böyle bir algıdan, korktuklarından dolayı isim dahi koyamamış Ümmet-i Muhammed. Enteresan bir şey. Tabii bu Yezid'in zamanında da olmuş. Yezid'in zamanında da insanlar çocuklarına Hasan ismi, Hüseyin ismi koyamaz hale gelmişler. Enteresan bir şey. Sanki hani Musa aleyhisselam doğmazdan evvel Firavun 7000 çocuk katlettiriyor ya. 7000 erkek çocuk katlettiriyor Firavun. Çünkü Firavun'un müneccimleri diyorlar ki bir çocuk gelecek, erkek çocuk senin saltanatını yerle yeksan edecekler. O Firavun saltanatı. Sadece o Firavun'un değil. Çünkü onun babası da Firavun, babası da Firavun, babası da Firavun. Diyorlar ki bu Firavun saltanatını yerle yeksan edecek bir çocuk gelecek. Onlar müneccimler öyle söyleyince Firavun her doğan erkek çocuğunu katlettiriyor, öldürüyor.
7000 tane erkek çocuk öldürdüğüne dair rivayet var Firavun'un. Ve öldürüyor, müneccimleri her daim topluyor. Öldürdük mü? Diyorlar ki yok, onun yıldızı sönmedi. Öldürdük mü? Yok, onun yıldızı sönmedi. Habire öldürüyorlar. Öldürüldükçe öldürülüyor, öldürüldükçe öldürülüyor. Ama o müneccimler diyorlar ki yıldızı sönmedi henüz daha. 7000 kişi katletmiş. Hatta Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri der ki Musa'nın bu kadar dirayetli ve kuvvetli olma sebeplerinden birisi 7000 tane erkek çocuğun ruhunun onun olmasıdır der. Fisus'un da Musa faslında. Çünkü 7000 tane erkek çocuğu katleder Firavun. Aynı şekilde Yezid ve avanesi de Ehl-i Beyt sevgisi taşıyan, Ehl-i Beyt'i seven, Ehl-i Beyt için çırpınan kimseleri katletmeye başlıyorlar. Bütün İslam beldelerinde Ehl-i Beyt'le alakalı kim sevgi gösteriyorsa, kim onlara karşı hürmetkar davranıyorsa, onlara karşı hunharca bir katliam başlıyor. Ve babadan oğula İslam'da saltanatın başladığı andır. Muaviye'den 1. Yezid'e geçiş. Oysa İslam babadan oğula olan saltanatı yıkmıştır. Medine-i Münevvere'de yepyeni bir devlet sistemi oturtturmuştur. Bu babadan oğula bir sistem değildir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri kendi sağlığında valilerine haber gönderip filancaya biat edeceksiniz diye böyle bir şey mektup göndermez. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri göndermez. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri göndermez. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri göndermez. Hazreti Hasan radıyallahu anh hazretleri 6 aylık da olsa halifeli, o da göndermez. Ama Muaviye kendi sağlığında Yezid'in halifeliğine biat edilmesini sağlamak için bütün valilere mektup gönderiyor. Olumsuz cevap veren veya cevaplandırmayanların görevlerini alıyor. Zaten meselenin çıkış noktası bu. Meselenin çıkış noktası bu. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri bunun doğru olmadığını, böyle bir sistemin Kur'an ve sünnet dairesinde bulunmadığını, bunun uygulanmaması gerektiğini, mevcut halife vefat ettiğinde seçim olması gerektiğini ve halife seçilmesinin muhakkak olması gerektiğini ve insanların kime biat ederlerse onların halife olmasının gerektiğini söylüyor. Bakın, insanlar kime biat ederlerse gerçek halifenin onun olması gerektiğini söylüyor. İslam'da atanmış bir halife yok. Buradan şimdi tabi sufi tarafa da döneceğim. Aslında sufi tarafta da atanma şeyhler, atanma mürşitler ne zaman olmaya başlamış? Sufiler de, sufilik de bu noktada sıkıntılı bir süreç başlamış. Sebep? Çünkü Şeyh Efendi örneğin oğlunu atamış veya oğlunu atamak istemiş veya torununu atamak istemiş ki kimisi de yapmış bunu. Dergahın içerisinde yıllarca hizmet etmiş, seyri sülük etmiş, işte koşuşturmuş insanları bir kenara bırakıp işte 18 yaşındaki torununa halifelik veren, 15 yaşındaki torununa halifelik veren
20 yaşında, 25 yaşındaki oğluna, torununa halifelik veren, hatta oğlu dergahla ilgilenmediyse, işte torunu 18 yaşında, 19 yaşında torununa halifelik veren tarikatlar oluşmuş. Bunlar tabii Emeviler zamanında oluşmaya başlamış. Sebep? Çünkü Muaviye nasıl oğlunu halife ilan ettiyse ve biat ettirdiyse, şeyhler de kendi oğullarını veya kendi torunlarını şeyh olarak atayıp biat ettirmek istemişler. Ve bunu büyük bir kısmı başarmış. Hala da ülkemizde babadan oğula şeyhlik geçen, babadan oğula atanmış şeyhler, babadan kardeşe atanmış şeyhler, biat kültürü bu noktada atanmış olana devam etmekte. Oysa İslam'daki biat böyle değildir. İslam'daki biat siz seçersiniz, herkes seçer ve çoğunluk kimi seçtiyse biat onadır. Eğer çoğunluğun seçtiği kimseye sizin itiraz hakkınız kalmaz. Bakın, sizin itiraz hakkınız kalmaz. Eğer bu devlet başkanıysa, devlet başkanı olarak biat edersiniz. Çoğunluğun biat ettiği yere. Eğer bu bir şeyh efendiyse, üstadsa, çoğunluk ona biat ettiyse, rüyalarında görerekten, hallerinde görerekten, herkes ona biat etme zorunluluğu olur. Çünkü siz filancaya biat edin emri, Kur'an-Sünnet dairesinde doğru bir nokta değildir. Veya atanmış bir kimseye siz buna biat edin demek doğru bir biat kültürü değildir. O yüzden bu fakir bütün darbelere karşıdır. Hiçbir darbe İslami değildir. Bakın, hiçbir darbe İslami değildir. Hiçbir darbe bu noktada Kur'an ve sünnet dairesinde hukuki değildir. Bir kimse bu manada devleti ele geçirmeye çalışıyorsa, onunla cihad etmek, mücadele etmek farzdır. Bir kimse İslam'ı olarak seçilmiş devlet başkanını isyan ediyorsa, baş kaldırıyorsa bayidir. O kimse küfürdür, küfür ehlidir. Her bayi küfür ehlidir. Çünkü İslami olarak seçilmiş bir devlet başkanına, İslami olarak seçilmiş bir hiyerarşiye baş kaldırmak küfürdür. O yüzden Hazreti Hüseyin Efendimiz yola çıkar. Hazreti Hüseyin Efendimizin yola çıkmasının sebebi şudur. Yezid'le konuşmaktır. Ve Yezid'e meselenin hakikatini tebliğ etmektir. Etrafına derken, etrafına konuşurken Yezid'le gidip konuşacağını, Yezid'e bu meseleyi tebliğ edeceğini, Yezid'e nasihat edeceğini söyler. Yola çıkma sebebi budur. Çünkü Muaviye'nin ve Yezid'in yaptığı bu halifelik Ali Cengiz oyunu Kur'an ve sünnete göre caiz değildir, doğru değildir. Bununla mücadele edilmesi gerekir. Siz nerede bir kötülük, yanlışlık, eksiklik, zulüm var ise onunla mücadele etmekle emrolunmuş bir ümmetsiniz. Elinizle mümkünse elinizle, mümkün değilse dilinizle, o da mümkün değilse kalben buğz ederekten kötülükleri, yanlışlıkları, eksiklikleri, adaletsizlikleri, zulmü durdurmakla mükellefsiniz. İşte Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretlerinin derdi budur. Hazreti Hüseyin Efendimizin derdi
bir kısım ona laf söylemek için, Ehl-i Beyt'e laf söylemek için sıraya girmiş ham kafalıların sıraya girmiş İslam'ı ve Ehl-i Beyt'i küçültmeyi düşünen o zavallı beyinciklerin dediği gibi bir saltanat savaşı değildir. Bir koltuk savaşı değildir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretlerinin durduğu yer hak ve hukuktur. Hazreti Hüseyin efendimizin durduğu yer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine tabi olunmasıdır. Sünnetine tabi olunmasıdır. Tekrar söylüyorum, sünnetine tabi olunmasıdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti bu manada seçimdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendisinden sonra gelecek olan halifeyi atamamıştır. Atanmış değildir Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri. Eğer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hazreti Ebubekir efendimizi atamış olsaydı ashabın hiçbirisi halife seçimine katılmak için kendisini halife adayı görmezdi. Ensar'ın içerisinden iki tane aday çıktı. Halife adayı. Bir kısım sahabeler Hazreti Hüseyin efendi Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin etrafında toplandı. Bir kısmı Hazreti Ömer efendimizin etrafında toplandı. Bir kısmı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerinin etrafında toplandı. Bunların hepsi de tabiri caizse birer halife adayıydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Mescid-i Nebevi'de minbere çıkıp kendi adaylığından feragat ettiğini ve kendisinin Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerinin biat ettiğini ilan etti. Onun lehine biat ediyorum dedi. Çekiliyorum. Kendim çekiliyorum. Onun lehine çekiliyorum. Ve ona biat ediyorum dedi. Ve uzun bir konuşma yaptı. Bu uzun konuşmasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerinin geride durmamasını, onun öne çıkmasını ve ona biatları kabul etmesini istedi. Ve sahabe aşere-i mübeşşere toplandı. Aşere-i mübeşşerinin içerisinde de Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Hazreti Ebubekir efendimize biat etti. Aşere-i mübeşşere Hazreti Ebubekir efendimizin halifeliğinde karar kıldı. O aşere-i mübeşşere toplantısına Hazreti Ali efendimiz icabet etmedi. Hiçbir aşere-i mübeşşere toplantısında Hazreti Ali efendimiz müdahalede bulunmamıştır, katılmamıştır da. Enteresan bir şeydir. 6 ay boyunca da Hazreti Ebubekir efendimize biat etmedi. Çadırından çıkmadı bu manada. Tabiri caizse hani biz deriz ya camiden eve, evden camiye diye. Camiden eve, evden camiye ve işine baktı. Çoluğunun çocuğunun geçimiyle ilgilendi. Hiç kimse de ona zorla gel halifeye biat et diye de zorlamadı. 6 ay sonra kendiliğinden biat etti. Sordular, ortalığın sükunata ermesini bekledim dedi. Ama Muaviye anında oğluna biat istedi herkesten. Daha kendi sağlığında. Hazreti Hüseyin Efendimizin duruşu bu. Sünnet-i Resulullah'a tabi olmak. Duruşu sünnet-i Resulullah'a tabi olunması. Halife seçiminde sünnet-i Resulullah'a tabi olunmadığı için yola çıktı. Bakın yola çıkış sebebi bu. Yoksa Küfelilerin sözünde duranlar olmadığını,
Küfelilerin ne olduğunu, ne gittiğini Hazreti Hüseyin Efendimiz de biliyordu. Ve hatta ona geri dönmesini tavsiye edince o büyük sahabeler, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in oğlu, Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu, Abbas'ın oğlu gibi daha akil, nice büyük böyle yaşlı sahabeler onlara geri dönmesini. Bu noktada Muaviye'nin de hani askerlerinin ve Yezid'in askerlerinin onu katledeceğini, şehit edeceğini söylemesine rağmen bir söz söyleyeceğim, bitireceğim bu seneki bu sohbeti. Diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine rüyamda gördüm. Burası çok önemli. Rüyayla amel edilmez diyenlere cevap. Diyor ki, ben onu rüyamda gördüm. Mesele bitiyor. Allah bizi affetsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin'i çağırdı ve şöyle dedi. Allah'ım, işte bunlar benim ehlim. Yani ailemdir. Bunlar kimdi? Ashab-ı Ava. Ve Yezid Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ailem dedi. Kendi canından, kendi kanından gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin biricik torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz'i şehit etti. Başka bir şey gerekmez. Allah bizi onların şefaatine nail olanlardan eylesin. Amin. Bugünkü dersimizi de Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitlerine atfettim. Kendi içimden öyle niyetlendim. Dedim ki bugünkü zikrullahı onlara niyetlenelim. İnşallah bugünkü zikrullahı, bugünkü dersi de onlara niyet ettik. İnşallah Allah niyetimizde samimi eylesin. Bugünkü ilahileri de Ali'ye dedim ki özel bir gece yap bize. Dedim Kerbela ile alakalı, Hazreti Hüseyin Efendimizle alakalı ilahiler hazırla dedim. İnşallah böyle baştan alıp sonuna kadar gitmeyin, ara verin. Sakin sakin inşallah hem ilahileri dinleyelim hem de dersimizi, zikrullahımızı yapalım inşallah. Cumartesi günü de mevcut aşure programı yapacağız. İnşallah bugünkü programımız Hazreti Hüseyin Efendimiz ve 72 şüheda ile alakalı dersimiz. Cumartesi günü de aşure ile alakalı olacak inşallah. Üç İhlas bir Fatiha-i Şerife. Fahri kainat, sebebi mevcudat, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, mübarek ruhu şevtenle, Adem aleyhisselamlar ikisinin arasında gelmiş geçmiş bütün Peygamber Zişan Efendilerimizin mübarek ruhu şevlerine, cihari yâri güzün Ebu Bekir Sıddık, Ömer-i Faruk, Osman-ı Zunureyn, Aliyer Murtaza, Redallahu anh, anh Efendilerimizin, evladı Resulullah, zevcihat-ı Resulullah, Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Şehid-i Kerbela'nın ruhlarına hediyeledik. O asıl ve sadar eyle ya Rabbi. Amin.
Feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç ihlas bir Fatiha şerife. Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam-ı Hanbeli, İmam-ı Eşari, İmam-ı Maturidi, İmam Muhammed, İmam Yusuf, İmam-ı İmameyn Hazretleri mübarek ruh şeflerine, Pirimiz Pir, Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmed el-Rıfai, Seyyid Ahmed el-Bedevi, Seyyid İbrahim-i Dusuki, Şeyh Ebu'l-Hasan Ali Şazeli, Şah-ı Nakşibendi Muhammed-i Bahaddin, Şah-ı Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli, Veysel Karani, Mahmud-u Dayı, Halveti Celveti Uşak, Sümbülü Süfre Verdi, Küfre Verdi, Şeyh Muhittin Arabi. Bütün Piri Piran Hazretleri mübarek ruh şeflerine hediyeledik. Vasıl ve sadar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Onların tarikat-ı Muhammediye anlayıp yaşadıkları gibi bizleri de anlayıp yaşamak nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. Büyük Şeyhimiz Abdurrahim Tantavi Abdurrahim Neşabi El Hac El Hafız Hacı Bukir Sıddık'ı Çorum'u Hacı Ali Aydar Efendi Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri mübarek ruhlarına Nevşehirli Abdullah Efendi Hazretleri ruhlarına Bilal Nadir Hazretleri ruhlarına bütün gelmiş geçmiş bütün velilerin, mürşidi kamillerin, evliyalarının, aşıkan, sadıkan, mühban, ehli iman, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diye mümin ve minnatın ruhlarına, kaçınıdaki dergah kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarına, yaşayan mürşidi kamillerin, velilerin, evliyalarının, aşıkan, sadıkan, mühban, ehli iman, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diye mümin ve müminatın ruhaniyeti kutselerine cedd ve ceddadan ruhlarını hediyeledik. Vasıl ve sadar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Bugünkü zikrullahın feyzinden, neşesinden, kereminden, ikramından, ilhamından hepsini de haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Hepimizi de haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el lezi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve tevvelek önzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Estağfurullah el azim Estağfurullah el azim Estağfurullah Estağfirullah el azim 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 Estağfirullah el-Azim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftal-i zikir fâle men lehu. La ilahe illallah. La Allah
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ve selamat. Amin. Ecmen. Estur.